Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar. Yeni almış olduğum elektrikli skuterı, Motolux Piton Neo skuterı tanıtmak istiyorum sizlere. Bazı teknik özellikleri vesairelerini ekranda göreceksiniz. Bu teknik özellikleri yine ilanda, sitelerinde takip edebilir, bakabilirsiniz. Kullanmaya başladım. Bununla ilgili olarak da bazı püf noktalarını, teknik bilgilerini aktarmak istiyorum naçizane. Şimdi öncelikle LED ekranımız bulunmakta. Kontağı çalıştırdığımız zaman bir LED ekran bizi karşılıyor. Burada belirli kontakta şeyler bulunmakta, opsiyonlar bulunmakta. Bunu çalıştırdıktan sonra öncelikle kilometre, voltu ve mevcut kilometresi gözüküyor. Burada switch bölümü var. Buradan vitesi değiştirebiliyorsunuz. 1, 2, 3 şeklinde 3 kademeli vitesi bulunmakta ve buradan değiştirme şansınız mevcut. Burada far kısmı var. Farı açma kapatma, üstteki çevredeki LED'i açıyorsunuz. Bir de ortası da artı LED'i ile beraber açıyorsunuz. Burada yine açma kapatma opsiyonunuz bulunmaktadır. Burada yine dörtlü flaşör sinyalizasyon durumu var. Ön ve arkada iki tane sinyal lambamız yanıyor flaşöre bastığımız takdirde. Burada yine far kısmı var. Farı açtıktan sonra bu modda ileri ve geri bastığımız zaman uzun ve kısa şeklinde farımızı rahat bir şekilde açıp kapatabiliyoruz. Bunu yine gece modunda birazdan size gösteriyor olacağım. Daha net bir şekilde göreceksiniz. Evet, gece moduna geldiğimiz takdirde uzun ve kısa şeklinde bakın açıp kapatıyorum. Şu anda görmüş olduğunuz mod kısa modu. Uzun modunu açtığım zaman da bayağı güzel bir şekilde aydınlatıyor. Bakın gayet güzel aydınlatması bulunmakta sevgili dostlar. Diğer bir bölüm sinyal bölümü. Sağ ve sola dönüşlerde sinyalinizi yine buradaki düğmelerden rahat bir şekilde verebiliyorsunuz. Burada kornasını duydunuz sevgili dostlar. Rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Geri vites moduna geçtiğimiz zaman da kornanın hemen yanında bir R işareti var. R işaretiyle gaza bastığınız takdirde yokuş yukarı olsa bile rahat bir şekilde geri vites kullanabiliyorsunuz. Daha demin de söylediğim gibi flaşörlerin yani sinyallerin olduğu yerlerde akordeon tarzında oynar başlıkta bir şeyler var. Lambalarımız var. İki tane önde ve iki tane de arkada olmak üzere rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz bunları da. Gece tatminkar bir ışığı var. Kontağımızı çalıştırdığımız zaman sevgili dostlarım, öncelikle burada bazı ibareler var. Mesela diyor ki 119 kilometre yapmışım bu zamana kadar. Bunun haricinde şu an açtığımız için de o sıfır konumuna geliyor. Burada 1, 2, 3, 3 tane bizim vitesimiz var. Birinci viteste 33 kilometre hıza çıkıyor. İkinci viteste ise burada 40 kilometre hıza çıkabiliyor. Bunu askıda yapıyoruz. Askıdayken deniyorum şu anda. Ve üçüncü viteste de 45 kilometre lakin yokuş aşağı daha da hızlı gidiyor. Burada pil kısmına da bakarsak eğer pilde de 4 kademe göreceksiniz. Bu 4 kademeye baktığımız zaman altta bir kırmızı işaretimiz, 3 tane de beyaz çentimiz var. Motor çalışıyor vaziyetteyken ready konumunu görürken kırmızı işareti görüyorsanız yani frene basıyorsunuz. Şu an gitmez anlamındadır. Frenden elinizi çekince de yeşil konuma geçip kullanabiliyorsunuz. Bir de bunun isterseniz gelelim nasıl şarj edildiğine. Mıknatıslı bir yapısı var. Açıp kapatabiliyorsunuz buradan şarj kısmını. Rahat bir şekilde herhangi bir sorun olmadan kullanabiliyorsunuz. Şarj aletimiz Motolux Piton'un vermiş olduğu 72'ye 20 miliamperlik bir şarj cihazımız bulunmakta. Burada kırmızı yanıyor öncesinde, daha sonrasında şarj olunca yeşile dönüyor görseldeki gibi. Sağ ve solunda fanı var üfleyip havayı dışarı atabilmesi için. Yaklaşık 8 ila 10 saat arasında şarja kalması gerekiyor. Full bitmişse 10 saati zaten buluyor doldurması. Ama çok ısınmıyor, ben test ettiğimde bir sıkıntı görmedim.
Akülerine gelip baktığımız zaman aküler ayakları koyduğumuz yerde bu taban kısmında bulunuyor. Anahtarla açıyoruz. Açtığımız zaman bize 6 tane akü karşılıyor. Şurada göstereyim size. 1, 2, 3 tanesi bu zaten ön taraftakiler. 2 tane burada ve arkada 1 tane var. Şu, evet, şu şeyin oturağın altında var. 6 tane. Arka pimini açtığımız zaman oturma yerinin sırt dayama kısmını rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Ve buraya bir sepet koyup taşıma olarak yine kullanma kuryelerle vesaire, özellikle bu marketlerde çok fazla kullanılıyor. İsterseniz de yine arka dayama kısmını açıp yumuşak güzel deri bir şeyi var, yapısı var. Bunu güzelce kapatıyoruz. Kapattıktan sonra da pimini kapat. İsterseniz oraya mesela kilit de takabiliyorsunuz, deliği var. Küçük bir asma kilitle kullanma şansınız bulunmakta. Kapattığınız zaman da rahat bir şekilde kullanım sağlayabiliyorsunuz. Özellikle motor 266 kilo kaldırıyor, yani kullanabilir. Arkaya ve öne bu şekilde oturum sağlayabilirsiniz. Lakin arkaya çok fazla yük bindirmeyin. Yani öne mesela sallıyorum 100 kilo biniyorsa 166 kilo arkaya binmesin. Sıkıntı olur amortisörler açısından. Sağ ve sollardaki yerleri açtığımız zaman, ayak dayama yerlerini açtığımız zaman arkada oturan kişiler rahat bir şekilde ayaklarını koyup yolculuk yapabiliyorlar. İsterseniz uzun boylu yolcuysa, arkadaki çocuk değil ve uzun boylu yolcuysa, isterseniz buraya da koyabilir. Bu yanda açmış olduğum yere de koyabilir. Kullanan kişi de isterse kullanabilir. Yani o artık geriye doğru koyabilirse. Ama esasında arkada oturan kişinin koyması için, ayaklarını koyması için olan bir yerdir. Bu yandakiler de normal oturup kullanan kişinin ayaklarını rahat bir şekilde açıp kullanması içindir. Boyu uzun kişiler ayaklarını açıp kullanabilir. Çünkü döndürmede bu sefer sıkıntı olur boyu uzun olan kişilerde orta kısmı koymada. Benim şimdi çocukları burada manken olarak kullandım. Büyük oğlumla küçük oğlum. Bu şekilde binip yazlıkta denize gidiyorlar, markete gidiyorlar. Rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Burada isterseniz gelin bir de oturma yerinin altındaki gözü açalım. Burada sert bir şekilde sola doğru ittirdiğimiz zaman tıp diyor ve açılıyor. Arkada bir gördüğünüz gibi bir bagaj bölümü var. Ben buraya bazı şeyler koyuyorum motorla alakalı. İşte ne bileyim, güneşte kaldığı zaman ya da yağmurda etkilenmesi diye kılıfını koyuyorum. Orada sigortası var. Kullanmadığınız zaman sigortayı kapatırsanız boşu boşuna az da olsa şeyi yemekten kurtarıyor. Aküyü yemekten kurtarıyor. İsterseniz buraya şey de koyabilirsiniz tabii ki. Kask aldıysanız kaskınızı da koyabilirsiniz ama çok büyük kaskların gelebileceği bir durum değil. Ben bir de buraya şey aldım. Disk kilidi aldım. Hatırlatma kablosuyla beraber uygun bir fiyata aldım. Dedim güvenliğimiz tam olsun. Özellikle diskin oradaki deliklere taktığımız takdirde rahat bir şekilde alarmlı vesaire kullanıp güvenliğinizi motorun sağlayabilirsiniz. Motoru askıda tutabilirsiniz. Bir de yan yatırabilirsiniz. Şu an kilidini açtık mesela ve öne doğru bıraktığınız zaman tık diye mandal kendini atıyor ve motor hareket ediyor. Tekrar basıp motoru geri doğru çekerseniz de otomatik olarak askıya gelmiş oluyor. Buradan da kilitliyorsunuz. Herhangi bir şekilde yokuş aşağı bıraktığınız zaman motorun öne kaçma gibi bir şansı, imkanı bulunmuyor. Ben genelde burada kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü yan askıyı aldığımız zaman bazen rüzgar olsun, bir çocuğun dokunmasında devrilme opsiyonu maalesef yaşanabiliyor. Bunu size özellikle tavsiye ederim. Gelelim kumanda fonksiyonlarına. 3 tane tuş yapımız var. Açma, kapatma ve çalıştırma, anahtarsız çalıştırma. Şimdi alt daki kapatmaya basıyorum. Kapandı. Şimdi test edelim. Yani biri dokunduğu zaman ötmeye başlıyor. Biraz daha devam ederse bayağı alarm ötme durumuna geçiyor. Şimdi açalım. Açtığımız zaman da herhangi bir sıkıntı olmadan motoru kullanabiliyoruz. Şimdi motor çalışmıyor şu anda. Gördüğünüz gibi herhangi bir tekerleği dönmüyor. Şimdi açıyorum ben. Şu orta kısma basacağım. Açıldı. Bakın açıldı. Şimdi basıyorum. Ya
gördüğünüz gibi motor aktif hale geldi. Peki kapatmak istediğimiz zaman motordan indik. Tekrar ortaya basınca kapanmıyor. Ne yapmamız lazım? Açma tuşuna basıyoruz üstteki. Daha sonrasında kapatıyoruz. Kapattık. Şuna bastık ve kapattık. Bu şekilde anahtarsız kullanabilirsiniz. Bu arada direksiyon kilidini de size göstermek istiyorum. Direksiyon kilidi motorun hemen altında, amortisörlerin orada bulunan yerde. Sola doğru tamamen çevirdikten sonra pimi oradan kurtarıyorsunuz ve çıkarıyorsunuz. Şurada bir demir parçası çıktı, gördünüz. O dönmesini engelliyor ve bu şekilde direksiyon kilidini de devreye sokuyorsunuz. Direksiyon kilidi anahtarı üzerindeki alarmı aktif etme ve disk kilidini kullanırsanız bir yere koyduğunuz avantajlı olacaktır. Genel itibariyle ben motordan memnun kaldım. Uzun sürüşleri denedikten sonra da size tam olarak kullanım kolaylığı, zorlukları neyse onları da naçizane aktarıyor olacağım. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.